Efendim sabah-ı şerifleriniz hayır olsun, günümüz bereketli olsun inşallah. Muhterem hocamız Necmettin Nursaçan bizlerle, hemen Kayseri'ye selam yollayalım. Hocam selam ediyoruz İstanbul'dan, size ve orada bulunan arkadaşlarımıza selam ediyoruz. Güzel bir gün olsun inşallah, bereketli bir program olsun. Dünden bugüne nasılsınız hocam? Rabbimize hamd ederiz Muhsin Bey. Pırıl pırıl güzel bir bahar sabahına kavuştuk. Rabbimize hamd ediyoruz. Yüce Rabbimiz bütün sıkıntılardan, özellikle koronavirüs afetinden aziz milletimizi aydınlığa kavuştursun. Amin. Güzel bir program olsun inşallah. İnşallah, inşallah. Evet sevgili izleyenler, Necmettin Nursaçan hocamızla sohbetler başladı. Programımıza hoş geldiniz her zamanki gibi. Programımıza WhatsApp hattımıza video soru ile katılabilirsiniz. WhatsApp hattımız 0552 037 0707. Videolarınızı bekliyoruz. Canlı yayına bağlanmak isterseniz, telefonla katılmak isterseniz de telefon numaralarımız ekranda. 0212 alan koduyla 300 04 04 306 06. Instagram'dan da yazılı mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Selamlar gelmeye başladı. Yine sorularınızın yanında bulunduğunuz memleketleri, şehirleri, köyleri, kasabaları yazarsanız inşallah buradan da selam yollarız diyelim. Bir telefonumuz hazır. İzleyicimiz hatta hocamıza soru soracak. Biraz sonra. Peki hazırlanıyor. Birkaç hocam müsaade buyursanız selam mesajı okuyalım. İzleyicilerimiz Dilek Özcan, sizleri Kastamonu'dan izliyoruz demişler. Kastamonu'ya selam gönderir misiniz? Hayırlı sabahlar. Kastamonu hayırlı sabahlar. Teşekkürler izlediğiniz için. Hocam Azerbaycan'dan Ahıska Türklerine de selam yollar mısınız? Hocamızı çok seviyoruz. Ailece her zaman cuma ve cumartesi hocamızı izliyoruz. Hocamızdan dua rica ediyoruz demiş hocam. Aysima Azerbaycan'dan Ahıska Türklerinden dua bekliyorlar hocam. Ahıska Türklerine, can dostlarımıza bu güzel yurttan selamlar gönderiyoruz. Rabbimiz hepsini içinde bulundukları sıkıntılıklardan aydınlığa kavuştursun efendim. Amin. Evet mesajlarınızı bekliyoruz. Telefonumuz hazır. İzleyicimizi bekletmeyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı sabahlar. Güzel bir gün olsun inşallah. Buyurun efendim. Hayırlısınız. Benim şöyle bir sorularım olacaktı. Sorularınız varsa not alayım ben. Buyurun. Böyle bir sorum olacaktı hocama. Benim 3-4 ay önce bir evim yandı. Bu cinler varmış. Ondan yandı. Biz elektrik akımı dedik. Öyle şey yaptık ama bizi bırakmadılar. Sürekli bizi bırakmadılar. Ne bileyim. Şekerimiz bitiyor, paramız koyumuzda kayboluyor. Evde kırılmadı, hiçbir şey kalmadı. Biz evi değiştirdik. Şimdi şu anda yine bir şeker olayı eksiliyor. Bir de koyunumda koyduğum param eksiliyor. Hocama Allah bilgim. Allah. Ondan sonra bir de şöyle bir şey. 10 sene oldu ben, kızım vefat etti. Onu da buraya koydum. İstanbul'da oturuyorum ben, İstanbul Maltepe'de. Evet. Çocuğumu buraya koydum diye çıkarmak istiyorum yani. 10 sene oldu öleli. Çıkarmak istiyorum. Acaba nasıl olabilir? Nereden çıkar? Anlayamadım ben sorunuzu. Kızınızı nereden çıkarmak istiyorsunuz? Yani 10 sene oldu öldü kızım da mezarden geri çıkarıp köye götürmek istiyorum. Anladım ben, anladım. Yani taşımak istiyorsunuz. Hocam, kızınızın cenazesini köye taşımak istiyorsunuz. Alıp köye götürmek istiyorum. Ben de hocam gibi Kayseriliyim. Aynı köydenim hocam gibi. Ne güzel. Kayseri, ne güzel. Hemşehrisiniz. Şimdi ben müsaade ederseniz şunu öğrenmek istiyorum. Hocam da duyuyor. 3-4 ay önce eviniz yandı. Evet. Evet daha sonra siz... O evden taşındık biz. Taşındınız. Başka bir eve taşındınız. Başka bir eve taşındık. Şimdi burada da benim aklıma onu verdiler. İlla çıkar götürürüm diyeyim. İlla diyeyim çocuğumu alayım götüreyim diyeyim. 10 sene oldu öleli de. Tamam. O ikinci sorunuz. Birinci soruyla ilgili dediniz ki evde eşyalar kayboluyor, şeker eksiliyor, işte ne bileyim cüzdanımda para eksiliyor dediniz. Evet. O yangın... Evet. Koynuma saydım, koydum paraya, namazı kıldım. 2000 lira para koydum çamaşırımın içine. Evet. Bir bakayım dedim. Baktıktan sonra bir baktım, 200'ü yok. Tekrar namazı kıldım, hiç kalkmadım. İkinci namazını kıldım, hiç baktım. Yine 200 lira param yok.
Yani nereye koyarsam koyayım paralar kaybolup gidiyor. Evde yemekler eksiliyor. Sağ sol kırılıyor, bilmiyorum artık. Paramız, şekerimiz yok oluyor. Yağı alıyorlar, lavabonun içine döküyorlar. Allah. Bana da büyü yapmışlar dedi hoca. Birkaç hocaya gittik, çok para döktük ama kurtulamadık. Bilmiyorum nasıl olacaksa. Çok para verdiniz kurtulmak için, evet, büyüden. Evet, evet. Peki, hele o kadar paralar döktük. Peki bu yangın olan evde, yangın çıkan evde de aynı şeyler oluyor muydu? Oradan işte orada olduğu için bu yanına geldik. Yani ev adeta yani bildiğim bir çıktık ki bir ev sultana dolanak dedik. Hemen aşağıya indim. Evet. İki dakikadan geçmedi kızı geri eve yolladım. Televizyondan elektrikten düşüyor. Ev yanıyor. Bütün çekyatlarımız yandı. Televizyonumuz yandı. Ondan sonra ev bir abi uğraştık ama geri tekrar yemeklerimizin içine bildiğim bir acı zehir atıyorlar. Yemek yiyemiyorduk. Tamam. Vardığımız her şey bitiyordu. Tamam. Yani anlayamadım bir türlü. Şimdi de buraya geldik. Burada da başka bir yere taşındım. Boğuluyorum, sıkıntı veriyorlar. Peki bana. Peki evde sizden başka kimler yaşıyor? Üç kişiyiz. Bizi kızımla ben, bir de eşim yoğdu. Şimdi Yeçeköy'deydi. Bir ay oldu geldi Kayseri'deydi. Dışarıdan eve girip çıkan var mı? Yok. Yok. Yani para benim koynumda kayboluyor. Yani öyle bir şey olduğu değil. Ben de hocama bir sorayım dedim. Peki hocamıza sözü bırakacağız. Bir de kızınızın cenazesini mezarını, evet, açıp tekrar köye nakletmek, taşımak istiyorsunuz. Bu caiz, evet, mi diyorsunuz? Evet. Hocamıza sözü bırakalım. Teşekkür ediyoruz sizi aradığınız için. Bir de hocam şöyle olabilirim. Benim bu kızımın sürekli hastaneye gidiyor. Olan dişleri hep döküldü. Hiçbir işi rast gelmiyor. Okulu bitirdi çocuk. 6-9 senem oldu, 7 senem oldu. Evde bir iş bulamıyor, işi rast gelmiyor. Nereye giderse gitsin işi rast gelmiyor çocuğun. Peki, hocamıza soralım. Hayır, teşekkür ediyoruz. Yaşında. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir gün olsun diyelim tekrar. Evet, buyurun hocam. Muhsin Bey, istersen en sondan başlayalım. Evet. Hanımefendi kardeşimize başsağlığı ve sabrı cemiller diliyoruz. Amin. Yani imtihansız kul yok. Eksiltmek suretiyle biz imtihan ederiz. Ve beşşir-i sabiri, sen sabredenleri müjdele. Aceben li emril mümin. Müminin hali ne tuhaftır. Bir sıkıntıyla karşılaşırsa sabreder, mükafat alır. Bir hayırla karşılaşırsa şükreder, mükafat alır. İnnemâ yüffes sabirûne ecrahum bi gayri hisâb. Sabredenlere verilecek mükafat hudutsuzdur. Hanım kardeşimize başsağlığı diler, kendisinden ayrılan kızımıza da rahmetler dilerken Rabbimizden sakın ola, yani mezarını açayım, kızımın naaşını İstanbul'dan Kayseri'ye nakledeyim, sakın böyle düşünmesin. Mezarını açmamız helal değildir, haramdır. Onu rahatsız etmeye hakkımız yoktur. Rabbimize teslim ettik, bitti. Ama ne zaman açılabilir? Diyelim ki oradan sel geliyor veyahut da bir yol açılma mecburiyeti var. O gibi gerekçeler olursa mezarını açabiliriz, mezarını nakledebiliriz. Yoksa oradan tutup da biz buradan çıkaralım, bu yanlış ettik, biz filan yere nakledelim kabrini, bu düşünceler son derece yanlıştır. Rahatsız etmiş oluruz. Hakkımız yoktur bunu böyle yapmaya. İkinci hususa gelince, evet, cinler vardır. Bunlar, cin ne demek? Gizlenen, görünmeyen. Biz onları görmüyoruz. Onlar bizi görüyor. Ebedi hayatta da biz onları göreceğiz, onlar bizi görmeyecek. Yani şeytanlar zarar verir mi? Bize düşman mı? Düşman. Ama böyle yemeğimize zehir katma, paramızı çalma, böyle huyları yoktur, böyle zarar verme yoktur. Nedir? İnancımıza, tavrımıza etki edecek, yani yanlış şeyler bize telkinler, vesveseler, o konuda etkin olabilirler. Onun için de biz Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihi şey'ün fil ardı ve lâ fis semâ.
Ya Allah'ım, yerde gökte senin adınla hiçbir şey zarar vermez. Sen işiten, bilen Mevlasın. Sevgili Peygamberimiz bunu tavsiye ediyor. Bismillahillezî lâ yedurru ma'ismihi şey'ün fil ardı ve lâ fissemâ. Yani gelin bunları aklımızdan çıkaralım. Cinler bizi rahatsız ediyor. Aşımıza zehir katıyor. Paramızı alıyorlar. Evimizde yangın çıkarıyorlar. Hayır hayır, böyle şeyleri yoktur. Cinlerin, şeytanların bizimle düşmanlığı vardır da bu şekilde değil. Bütün cinler de düşman değil. Cinler de ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. İnsanları ve cinleri bana kulluk edesiniz diye yarattım. Yani Allah'ın görülmeyen kullarıdır cinler. Allah'ın görülmeyen kullarıdır. Onlar da bizim gibi Allah'a kullukla görevli varlıklardır. İşleri güçleri yok da hep bize zarar vermekle meşgul değiller. Aklımızdan bunları çıkaralım. İşte bakın, vesvese, evham, eğer bunda ileri gidersek Allah korusun imanımıza zararı olur. Allah yani korusun. Cincilerin, cinlerin, şeytanların her şeye gücü yeter. Yok, Allah izin vermedikçe asla zarar vermezler. Her şeye gücü yeten Rabbimizdir. Biz Rabbimize sığınıyoruz, cinlere, şeytanlara değil. Yani bu evhamdan, bu yanlış inançtan kendimizi kurtarmalıyız. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. WhatsApp hattımıza gelen video sorularla devam edelim. Bakalım izleyicimiz ne sormuş, görelim. Hocam, 3 aylarda tuttuğum oruçları geçmiş borçlarımdan düşebilir miyim? Teşekkür ediyoruz. Buyurun hocam. Düşebiliriz ama amması ne? Bu niyete göredir. Yani innemel amal bin niyat. Ameller niyetlere göredir. Yani ben geçmişte kalan orucum için niyetlenirsem öyle olur. Recep ayında tutmuş olmamın da ayrıca bir sevabı olur. Yok yani demek ki kazaya niyetleniyorsam kaza olur. Nafileye niyetleniyorsam nafile olur. Yani Recep ayında illa nafile olur, kaza olmaz diye bir şey söz konusu değildir. Bir video sorumuz daha var, görelim. 9000 İhlas-ı Şerif'ten, 70.000 Kelime-i Tevhid'den ve 45 tane Yasin-i Şerif'ten okuduğumuz zaman bunlar hatim oluyor diyorlar. Gerçekten hatim oluyor mu? Çünkü ben yapmaya çalışıyorum. Bir de benim ineklerim var. Hani ineklerime bir kaza bela gelmesin diye sütlerini böyle köyde sütü olmayan kimselere götürüp veriyorum. Bu sadaka yerine geçiyor mu? Artı sahipsiz kedilerim var. Ben onlara hani sahibiymiş gibi bakıyorum. Onlara ben ne yiyorsam aynısını onlara veriyorum. Bunlar da sadaka yerine geçiyor mu? Çünkü hocamız biraz önce dedi ki sadaka hastalığı def eder dedi. Ben her zaman için gerçi buna inanan bir insanım ama yine de sormak istedim. Sorularımın da cevabını alırsam çok sevinirim. Teşekkür ediyoruz. 3 soru sordu izleyicimiz. Bu hatimle ilgili notlar aldım. Hocam dedi ki 9000 İhlas-ı Şerif, 70.000 Kelime-i Tevhid, 45 Yasin-i Şerif okunduğunda hatim olunuyor dedi. Hocam böyle bir şey var mı? Önce onu soralım. Muhsin Bey, bu hanım kardeşimizin söylediği şeylerin hepsi güzel. Yani 9000 İhlas-ı Şerif, bakın ne kadar güzel. Ama illa bakın, gelin 9000, 8000 diye bir şart yoktur. Yani Allah Resulü'nün bize öğütlerinde, beyanlarında bir her farz namazdan sonra okuyacağımız tesbihatla ilgili rakam var. Ama onun dışında 9000 İhlas-ı Şerif, ya ne olur bir kere okuyalım da sağlam okuyalım. Yani illa 9000 diye bir şey yok. Yani İhlas-ı Şerif Kur'an'ın 1/3'üdür. 3 İhlas-ı Şerif sanki bir hatim yerine geçer diye Efendimizin de hadis-i şerifi var. Kelime-i Tevhid ne kadar güzel. Yani Kelime-i Tevhid La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. 70.000 defa diye de illa bir şart yok. 45 Yasin-i Şerif. Evet. Bunları okuyunca hatim.
Ha bunların sevapları ayrı. Kur'an hatminin sevabı. Kur'an hatmi nedir? Ey Allah'ın Resulü, Allah'a karşı en sevgili şey nedir? Sorusuna elhalül mürtahil. Sona varıp başa dönmek. Sona varıp başa dönmek. O ne demek ya Resulallah? Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar okuyup tekrar başa dönmek. Yani Kur'an hatmi sırasında Rabbimizin güzel isimleri geçer. Tilavet secdeleri yapılır. Ve Rabbimizin kelamı her biri, yani ayet ayet, sure sure okumuş olmak ne kadar faziletli şey. Kur'an hatmi sırasında şu kadar melek hazır olur diye buyuruluyor. Yani duaların kabulüne ne güzel vesiledir. Ama Kur'an hatmi neymiş? Baştan sona kadar okumaktır. Hatim o. Onun sevabı ayrı. Ama bu kardeşimizin söylediği şeylerin sevabı ayrı. Yani illa buna da hatim demeye gerek yoktur. Evet. Bunun sevabı ayrı, onun sevabı ayrı. Evet. İkinci İneklerime sorusu. Kaza bela gelmesin diye, evet, sadakalar veriyorum. Es sadakatu terüttül bela. Sadaka defeden belayı önler. Efendimiz böyle buyuruyor. Bu duyguyla zaman zaman, yani hayatımıza, Efendimiz buyuruyor ki üzerine güneşin doğup battığı varlıklar için, her gün müminlerin bütün mafsalları için, sırf ineklerimiz değil, bütün mafsallarımız için sadakalar ver. Ya Resulallah, buna nasıl gücümüz yetecek? Her mafsalımız için bir sadaka vermeye, yol arayana yol göstermeniz sadakadır. Binidine binen birine yardım etmeniz sadakadır. Yolda insanlara zarar verecek şeyi gidermeniz sadakadır. İki kişinin arasını bulmanız sadakadır. Camiye giderken attığınız adımların her biri sadakadır buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Sonra kedilerim var, yediklerimden yediriyorum. İlla yediğimizden yedirmek şart değil. Ama onlara yedirmek, içirmek, merhamet etmek. Yani sevgili Peygamberimiz irhamu turhamu, siz merhamet edin ki merhamete erin. Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekilerden merhamet görün diye buyuruyor. Yani biz Rahman olan Allah'ın kuluyuz. Rahmet Peygamberinin bağlısıyız. Allah'ın mahlukatına merhametle görevliyiz. Peki. Evet efendim. Teşekkür ediyoruz hocam. Selamlarınız geliyor. Onlardan birkaçını okuyalım. Zonguldak Devrek Müfettişler Köyü'nden hocamıza ve size selamlar gönderiyoruz. Annemle birlikte izliyoruz. Rahmetli babam için hocamızdan da dua bekleriz. Allah'a emanet olun demişler. Zonguldak Devrek Müfettişler Köyü'ne biz de selam edelim buradan. Bir diğer izleyicimiz Rukiye Avcı Kocaeli Dilovası'ndan kucak dolusu selam ve sevgilerle. Şu an babam Kadir Sağlam, annem Hacer Sağlam'la sizleri izliyoruz. Hocamızın dualarını bekliyoruz. Sizi izlemek bir ayrıcalıktır diyoruz demişler. Bize de selam yollar mısınız? Dilovası'na, Kocaeli'ye biz de buradan selam yollayalım. Allah razı olsun. Çok telefonumuz var. Bakalım izleyicimiz ne soracak. Evet. Hoş geldiniz yayınımıza. Alo. Hayırlı sabahlar. Hayırlı güzel günler. Bir yayın olsun. Van'dan arıyor izleyicimiz. Van'a selam evet, edelim. Hayırlı günler. Sabahlar Van. Buyurun. Hayırlı sabahlar. Hocama bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Ben küçüklüğümden beri dizilerden korkuyorum. Şu an bile korkuyorum, rüyalarıma biliyorum. Çok rahatsız oluyorum böyle. Kimden korkuyorsunuz? Kimden korkuyorsunuz? Civcivlerden. Civcivlerden korkuyorsunuz. Evet. Niye korkuyorsunuz? Küçüklüğümden beri böyleyim. Şu evet. Anda böyleyim yani. Küçüklüğünüzden beri civcivlerden korkuyorsunuz. Evet. Evet. Bu korkumu nasıl yenerim mi diye soruyorsunuz hocama. Evet. Evet. Kaç yaşındasınız? Ben 35 yaşındayım. Evet. Şimdi herkesin evet. Korktuğu hayvanlar olur. Kimisi işte ne bileyim köpekten rahatsız olur. Korkar şu an, köpekten. Şu an kimisi ekranda görünüyor yani çok korkuyorum. Ha, şu an ekranda vermeyelim o zaman. Civciv vermeyelim arkadaşlar. Evet. Evet, tamam. Korkuyorum. Hemen kaldırdık.
Kimisi yılandan ürker korkar, soğuk hayvandır diye. Normal, siz de civcivden korkuyorsunuz. Peki hocam, korkularımızın üstesinden nasıl geliriz? Dinen korkularımızı yenebilmemiz için tavsiye edeceğiniz dualar var mı? Teşekkür ediyoruz, Van'a selam ediyoruz. Buyurun hocam. Efendim yani zannederim çocuklukta bir şey telkin ediliyor. Ondan sonra onun etkisinden bir türlü kurtulamıyor. Yoksa korkulacak değil de sevilecek varlıklardı. Bak bu civcivler, yani insanın da küçüğü, bebek, günahsız yavru nasıl da sevilir. Evet. Hayvanların da özellikle küçükleri de daha çok merhamet duygumuzu oşkuyor. Sevgimiz, hep sevgiyle bakıyoruz onlara. Yani onlar bize ne malımıza ne canımıza zarar verecek durumda değillerdir yani. Zarar değil onlar. Zarar söz konusu yok. Ne malımıza, ne canımıza, ne itibarımıza zarar vermezler onlar. Yani şefkate, merhamete layık varlıklardır. Yani sevgili Peygamberimiz ne buyuruyor? Cenab-ı Hakk'ın 100 rahmetinden 99'unu kendinde bırakıyor. Birini varlıklara veriyor. O yüzden koyun kuzusunu emzirirken ona yardım eder. Yani koyun kuzusunu, yani o yüzden bunlar hep şefkate, sevgiye layık olan varlıklardır. Çocukluğumuzda nasılsa bir korku duygusu girmiş bize. Evet, onu evet. Bir türlü atamıyoruz. Evet. Teşekkür evet, ediyoruz hocam. Evet. Sevgili izleyenler, bugün yine programımızda Necmettin Nur Saçan'la sohbetler programı hatırası olarak hediyeler vereceğiz. Kalem kağıt hazır olsun. Dün vermiştik. Bugün ilk kez izleyenlere bir kez daha tekrar edelim. Muhterem hocamızın İrşat ve Tebliğ Hizmetimin 63. yılında Hatıralarım adlı bir eser kaleme aldılar. Bugün inşallah yine bir izleyicimize Hatıralarım kitabını armağan edeceğiz, hediye edeceğiz. Şöyle göstereyim ben. Hocam çok soran var. Kitabınızı nasıl alırız, nasıl temin ederiz, biz de istiyoruz diyenler var. Bu konuda ben sözü size bırakayım. Birkaç cümleyle bilgi verirseniz memnun kalırız. Bu konu piyasada Muhsin Bey parayla satılmıyor. Aynen. Muhterem oğlum Tahir Nur Saçan o fabrikasının hediyesi olarak bunları bastırdı. Peki. Fazla miktarda da değildir. Yoksa parayla alınıp satılmıyor. Evet efendim. Evet, bu bilgiyi de vermiş olduk. Evet, bugün yine bir izleyicimize sevgili izleyenler kalemli Kur'an-ı Kerim hediyemiz olacak. Kur'an öğrenmeyi, okumayı kolaylaştıran bir kitap. Kalemli Kur'an-ı Kerim hediyemiz olacak. Burada tuşları var. Kısaca bahsedelim. Tuşa basıyorsunuz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Dilerseniz burada hafızlar var. Hafızları değiştirebiliyorsunuz sevgili izleyenler. Şöyle. Abdüssamit. Evet, tuşlara bastıkça o sizi yönlendiriyor zaten. Dört ayrı dilde hafızların okumaları var. Sonra da kalemi tutarak okutuyorsunuz istediğiniz sayfadan başlayarak. Kapatalım tekrar. Evet, bir izleyicimize kalemli Kur'an-ı Kerim hediyemiz olacak. Bir izleyicimize Bismillahirrahmanirrahim şöyle alalım. Sandukalı Kur'an-ı Kerim hediyemiz olacak. Şöyle bunu da gösterelim. Evet. Aman. Tesbihi düşmesin diye dikkatli açmaya çalıştım. Evet, aynı renkten de tesbihi var. İçine koyalım. Bir izleyicimize hediye edeceğiz. Programımızın hatırası olacak inşallah. Bunlar için de şifre veriyoruz sevgili izleyenler. Şifrelerin mutlaka not almanız gerekiyor. Yine Kocaeli'den dün mektup okumuştum. Bir izleyicimiz bize, hocamızdan çok istifade ediyoruz, hocamızdan çok şeyler öğreniyoruz, biz de boş kalmayalım, boş durmayalım dedik. Sakarya'da çevremizdeki insanları harekete geçirdik. Onlar da gençlere çeyizlik şeyler diktiler. Seccadeler, havlular, perdeler, örtüler diktiler. Bir kısmını size gönderiyoruz. Programınızda verir misiniz, hediye eder misiniz diye yollamış Sakarya'dan. Aynur Özcan mektup da yollamış. Dün okumuştuk. İnşallah bu hediyelerin yanına bu izleyicimizin hediyelerinden de ilave edeceğiz diyelim. Evet, şifre az sonra, henüz bir şey vermedik. Birinci şifre az sonra, öncesinde bir WhatsApp video sorumuz var. Sorumuzu görelim. Ben 30 yaşındayım. 3 yıllık evliyim.
ailem ve eşimin ailesi çocuk istiyorlar. Fakat ben dünyanın çok kötü bir yer olduğunu düşünerek çocuk istemiyorum. Acaba günaha mı giriyorum hocam? Teşekkür ederim. Evet, ailem, eşi benden çocuk istiyor ama ben dünyanın çok kötü bir yer olduğunu düşünerek çocuk istemiyorum, çocuk düşünmüyorum. Acaba böyle düşündüğüm için günaha giriyor muyum diye sordu. Bu sorunun cevabını inşallah muhterem hocam reklamlardan sonra sizden duyalım. Aynı zamanda hediyelerimiz için birinci şifre, ilk şifre de reklamlardan hemen sonra. Kısa bir ara, az sonra birlikteyiz. Evet, yeniden birlikteyiz. Muhterem hocamız Necmettin Nursaçan'la sohbetler devam ediyor sevgili izleyenler. Hocam, reklamlardan hemen önce bir WhatsApp video sorumuz vardı. Müsaade buyursanız soruyu hatırlayalım, sonra sözü size bırakalım. Benim size bir sorum olacaktı. Ben 30 yaşındayım, 3 yıllık evliyim. Ailem ve eşimin ailesi çocuk istiyorlar. Fakat ben dünyanın çok kötü bir yer olduğunu düşünerek çocuk istemiyorum. Acaba günaha mı giriyorum hocam? Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Buyurun hocam. Muhsin Bey, dinimizin emirlerinin, yasaklarının 5 hedefi vardır. 5 hedefi vardır. Malı korumak, canı korumak, aklı korumak, nesli korumak, dini korumak. Tezevvecu, tekesseru, evlenin, çoğalın, sizin çokluğunuzla ben iftihar ederim. Sevgili Peygamberimiz böyle buyurmuştur. Analarımız, babalarımız bu hanım kardeşimiz gibi düşünseydiler, şimdi biz de dünyada olamazdık. Evet. O yüzden dünya çok kötü bir yer oldu. İyisi mi yani evlenmeyelim veya evlendiysek de çocuk dünyaya getirmeyelim, öyle değil tabii. Elbette çocuğun zahmeti olacaktır ama bakın amel defteri kapanmayan kişilerin, kimlerin amel defteri kapanmaz? İlmi eser bırakan, hayır eser bırakan, hayır dua edecek evlat bırakan. Yani onu da demek hayır dua edecek şekilde terbiye ederek, yetiştirerek iki kızını gelin edene cennet vardır. Güzelce terbiye edip gelin edene cennet var. Allah'ın Resulü böyle buyuruyor. O yüzden gelin bu düşüncelerden vazgeçelim. Nesli koruyacağız tabii. Hayırlı nesiller, nikah bütün peygamberlerde meşru olan bir davranıştır. O yüzden nikah peygamberimizin emridir, sünnetidir. Hem nikahlanacağız hem de hayırlı nesiller meydana getirmek için gayret edeceğiz. İnşallah. Bir video sorumuz daha var, görelim. Hocam size benim bir sorum olacaktı. Biz 2005'te evlendik eşimle. Evlenirken de bizim örf ve adet gereği geline ne veriliyorsun diye sorulduğunda babam da herkesin içinde eşime 3,5 dönüm tarla verdi. Sonra bey parasını da verdi. Eşim hani örf ve adet gereği bizim Osmaniye'den arıyorum. Ben Osmaniyeliler ve Adana çevresi iyi bilir bu şeyi. Bey parası. Durumu. Hocam biz babama da 11 sene boyunca baktık. 11 sene yaşadı. Biz, 11 yıl boyunca beraberdik. 11 yılın sonucunda 2020'nin Ağustos 8. ayın 8'inde babam vefat etti. Bu döneme kadar da biz baktık. Yani 11 yıl falan baktık. Bakma ihtiyacı vardı babam. Sonradan rahatsızlandı. O zaman rahatsız falan değildi. Ve hiçbir kardeşim de, biz 8 kardeşiz, benden hariç 7 kişi de hiç bir tanesi de yardımcı olmadılar bize. Tarlayı ona verdi, o baksın gibisinden konuştular. Ama Allah için, Allah biliyor biz baktık. Hadi neyse ben evladıyım, görevim. Ama benim eşim her şeyle ilgilendi. Ben işe gittiğimde doktora da götürdü, ilaçlarını da aldı tek başına, ameliyat da yaptırdı. Ve bunu da bizimkilerin hepsi biliyordu. Babam vefat ettikten sonra hocam, şimdi o senin baban değildi, bizim babamızdı diyerekten babamın verdiği tapuyu eşimden almaya çalışıyorlar. Şimdi mahkemeye verdiler.
Hocam burada kardeşlerim haklı mı, haksız mı ya da biz haklı mıyız, haksız mıyız? Bu konuda bize aydınlatırsanız çok memnun olurum. Peki, teşekkür ediyoruz izleyicimize. Buyurun hocam. Muhsin Bey, bu konuda şunu tabii öğrenmeye ihtiyacımız vardı. Acaba bu 3500 metrelik araziyi acaba hanımefendiye, gelin hanıma mehir olarak mı verildi, hibe olarak mı verildi? Evet. Yani mehir olarak verildiyse zaten buna kimsenin hiç itiraz hakkı yoktur. Hibe olarak verilmiş, hibenin de şartı nedir? Ve hibenin verenin vermesi, alanın da alması. Babaları veriyor, hanımefendi de tapuyu alıyor. Evet. Yani şimdi ve 11 yıl da hizmet ediyor. Yani Bakıyorlar. bu şeref aslında bunlara nasip olmuş. Bak bu gelin hanım ne saygın bir gelin hanımdır. Kayınpederine öz babası gibi bakıyor, hizmet ediyor 11 yıl. Kayınpeder de bunu gözetiyor. Ya bunların emeği geçti, hakkı geçti. Ben onlara şu araziyi vereyim diyor. Diğer kardeşlerin buna itiraz etmemeleri icap eder. Hele tapu verildiyse hiç itiraz etmemeleri icap eder. Tapu verilmemişse o hibe gerçekleşmemiş diye itiraz edebilirdiler. Ama onlara da anlayış düşüyor. Ya 11 sene bu Bakmışlar. kardeşiniz ve kardeşinizin eşi her işlerine, her hizmetlerine baktılar. Siz insaf edin. Eğer onlar buna rağmen mahkeme yolunu tutuyorlarsa, bu gelin hanım ve muhterem eşi, bunları tebrik ederiz. Yani babalarına bu şekilde hizmet etmek, bu şeref onlara nasip olmuş, bu sevap onlara nasip olmuş. Bununla teselli bulmalılar. Şayet o dünyalık mal ellerinden gidecek olursa hiç de üzülmemelidirler. Biz Rabbimizin rızasına taliptik, babamızın rızasına taliptik. O şeref bize nasip oldu diye Allah'a hamd etmelidirler. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Gülşen Ak yazmış. İsmim Cemil Can, Samsun'dan selam ediyoruz. Babaannemle izliyoruz. Hocamıza selam söyleyin lütfen demişler. Hocam orduya selam gönderir misiniz? Babaannem Aleyhisselam. size her cuma ve cumartesi izliyor. Lütfen bize selam yollayın. Ayşe Gümüşkaya yollamışlar. Orduya da buradan selam yollayalım. Selam ve saygılar gönderiyoruz efendim. Çorum'dan izliyorlar. Çorum'da selam bekliyor. Hayriye Erkurt. Bayburt'tan Muhammed Sekmen Evet. selam bekliyor. Bayburt'a da selam edelim. Bir telefonumuz var. Telefondan sonra inşallah hediyelerimiz için ilk şifreyi, birinci şifreyi paylaşalım. Ama önce izleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Alo, selamun Ve aleyküm. aleyküm selam, hayırlı sabahlar, güzel bir Hayırlı gün olsun. sabahlar. Buyurun efendim. Sağ olun, Selam. sağ olun. Benim sorum şöyle olacaktı. Kayınvalidem şeker hastası, diyabet hastası, orucunu tutamıyor. Evet. Bunun parasını da bana veriyor, fitresini. Geline verilebilir diye biliyorum ama ben de bu parayı olduğu gibi çocuklarımın okul ihtiyaçlarını harcıyorum. Bazen mutfak ihtiyaçlarını harcıyorum. Bundan eşim de faydalanıyor. Hani o zaman kayınvaliden parayı torunlarına ve evladına vermiş mi oluyor? Biz yanlış mı yapıyoruz? Güzel bir Çok soru, merak güzel bir ettim. soru. Çok da Çok sorulan merak. bir soruyu siz dile getirdiniz. Evet. Şöyle anladık, özetleyelim. Kayınvalideniz şeker hastası olduğu için oruç Evet. tutamıyor. Fidyesini gelinine, Evet. yani size veriyor ama siz Evet. de çocuklarınızı harcıyorsunuz. Dolayısıyla Evet. torunlara vermiş oluyor. Evet. Bu Evet. durumda torunlara fidye verilir mi? Oruç fidyesi verilir mi? Caiz mi dinen diyorsunuz? Evet, yani ben şimdiye kadar aldım. İçimde de devamlı bir rahatsızlık var. Yanlış mı yapıyoruz? Kayınvalidemi de mi günaha sokuyorum? Kendim Evet. de haram mı oluyor? Bunu beni bir aydınlatırsanız sevinirim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz, selam ediyoruz. Kayınvalidenize geçmişler olsun. Onlara da selam Teşekkürler. ederiz. Hocam buyurun. Efendim, kayınvalidenin gelin hanıma zekat verebilir mi? Verebilir. Peki gelin hanım da bunu beyine ve çocuklarına harcayabilir mi? Harcayabilir. Yani gelin hanıma temliken verilmiştir. Temliken demek ne demek? Onun sahibi olmuştur. Sahibi olduktan sonra çocuklarına da eşine de o parayı harcayabilir.
Yani dinimize göre bir maniliği yoktur. Evet, doğrudur. Yani toruna, evlada zekat veya fitre fidye verilmez. Ama gelin hanıma, damada verilebilir. Gelin hanım, damat da dilediği yerde kullanır. Evet, demek ki geline zekat veriyorum diye verecek hocam. Gelinin olacağı için o parada o da istediği gibi harcayabilir diyorsunuz. Dilediği gibi harcayabilir diyorsunuz. Peki, teşekkür ediyoruz. O zaman şifreleri... imkan nispetinde de dışarı çıkmalı. Mümkün mertebe diyorsunuz yani ki... Yani imkan nispetinde de dışarı çıkmalı. Evet. Dışarıdan kastınız ne hocam? Dışarı dediğim hep yakın, gelin, damat, onlara değil de yani imkan nispetinde biraz dışarıdaki ihtiyaç sahiplerine. Komşular, mahalledekiler, ondan sonra şehirde ihtiyaç sahibi olanlar, dışarıdan kast hocamızın bu. Aile içi değil de ailenin dışındaki insanlara da inşallah verelim diyor. Evet, bugün hediyelerimiz var. Hocamızın irşat ve tebliğ hizmetinin 63. yılında kaleme aldığı Hatıralar kitabı var. İnşallah bir izleyicimize bu kitabı hediye edeceğiz. Bunun dışında bugün yine programımızda bir izleyicimize kalemli Kur'an-ı Kerim hediyemiz olacak. Bir izleyicimize de sandukalı Kur'an-ı Kerim hediye edeceğiz. Ve Sakarya'dan bir izleyicimiz yollamış çok güzel el emeği, göz nuru seccadeler var. Bu seccadelerden de hepsini ilave ederek yollayacağız size inşallah. Bunlar için şifreler veriyoruz. İlk şifre gelsin. Evet, programımızın ilk şifresi Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi sevgili izleyenler. El-Bari, ya Allah Celle Celaluhu. Efendim, Rabbimizin bu güzel ismi şu anlama geliyor. Eşyayı ve her şeyi birbirine uygun ve mülayim halde yaratmıştır. Bir şey her şey için, her şey bir şey için. El-Halik, yoktan var eden El-Bari, yarattığını da ahenkli, üsluplu yarat. Bir gül goncasını düşünün. Yapraklardan biri 1 santim, öteki 5 santim değil. Rengin biri şöyle, diğeri böyle. Ne kadar yani renkler, renk uyumu var, şekil uyumu var. El-Halik, El-Bari. Yani tabiatta da Rabbimizin bu isimlerinin tecellilerini görüyoruz. Evet. Evet, ilk şifreyi paylaştık. Kalem kağıtlar hazır olsun. İlerleyen dakikalarda ikinci ve üçüncü şifreleri de inşallah paylaşacağız hediyelerimiz için sevgili izleyenler. Diyelim video sorularınızı WhatsApp hattımıza bekliyoruz. İşte onlardan bir tanesi, görelim. Merhaba hocam. Yaşlı bir hacı annemiz için bir sorum olacak. Yarım kilo altının zekatı ne kadar? Merak ediyor hocam. Şu anda vereceğiniz cevap için de teşekkür ederim. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinizde olsun. Ve aleyküm selam. Biz teşekkür ediyoruz. Bir hacı annemizin yarım kilo altını var, 500 gram altını var diyor hocam. Bunun zekatını nasıl hesaplayacağız? O hacı annemize yardımcı olmak istiyoruz diyor beyefendi. Buyurun hocam. Muhsin Bey, 12,5 gram. %2,5, 12,5 gram eder değil mi? Evet. 12,5 gram altın zekat olarak vereceğiz. Yarım kilo altın için. Şimdi güncel gramı ne kadar? 415-420 civarı. 420'yi biz baz alırsak hocam, 500 gram altın çarpı 420 ne yapıyor? Herhalde 12,5 200, 210 bin lira yapıyor hocam. 210 bin liranın da %2,5'u, 40'ta biri. Onun da 40'ta biri ne yapıyor? 5250 lira yapar hocam. Ya da 12,5 gram verecek. Yani altın olarak vermek isterse, öyle mi? Hah. 12,5 gram. Evet. Evet, 12,5 gram verecek. Para olarak vermek isterse de 5250 lira yapıyor. Ama hocamızın hesabı daha iyi. Madem 500 gram altın var, 12,5 gramını zekat olarak verebilir. Teşekkür ediyoruz izleyicimize soru için. Bir video sorumuz daha var, görelim. Öncelikle hocamıza Allah razı olsun diyorum. Ellerinden öpüyorum. Muhsin Bey, sizden de Allah razı olsun. Bizim sorularımızı iletip bizim bilgilenmemizi, aydınlanmamıza vesile oluyorsunuz. Eksik olmayın. Benim sorum zekatla ilgili. Bizim evimiz var kirada. Evin zekatını aldığımız sene vermiştik. Her yıl vermemiz gerekiyor mu? Yoksa her yıl aldığımız kira parasını hesaplayıp onun zekatını mı vermeliyiz?
Bir de aldığımız maaşın zekatını da hesaplayıp vermeli miyiz? Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Buyurun hocam. Efendim şimdi ev almışlardır. Evi de kiraya vermişlerdi. Evet. Yani şimdi evin bedelinden mi zekat vereceğiz yoksa kira bedelini mi zekat matrahı edeceğiz? Eğer ev bu satılık ise ticaret malı olarak kullanıyorsak diyelim ev ne diyor? 500 bin lira tamam 500 bin lirayı dan zekat vereceğiz. Ama öyle değil de kira için kullanıyoruz. Kira geliri için kullanıyoruz. Kira geliri zekata tabidir. Maaşımız da diyelim kira gelirimiz, maaşımız hepsini birleştiririz ve %12,5 veya 1/40 nispetinde zekat veririz. Yani maaşımıza ayrı, kireye ayrı değil. Hepsini toplar, birleştiririz. Ne kadar zekat vermem gerekiyor bu sene? Şu kadar diye hesabını yapar, öyle hareket ederiz. Yıllık hesap ederiz, öyle mi hocam? Yıllık hesap ederiz tüm bunları. Tabii, tabii. Evet. Tabii. Borçlarımız varsa da bu borçları düşerek mi hesap edeceğiz hocam? Borçlarda düşeriz, evet. Teşekkür ediyoruz. Sanıyorum bir zekat sorusu daha var WhatsApp'la ilgili, öyle mi? Arkadaşlarım öyle söylüyor. Görelim bakalım ne sormuş izleyicimiz. Hocam selamünaleyküm. Benim bir sorum olacaktı size. Benim babaannem oruç tutamıyor ve malumunuz bunun zekatını, fitresini ödüyor. Evet. Ama o zekatıyla fitresini torunu olarak bana vermek istiyor. Verebilir mi? Ya da bana veremiyorsa eşime verebilir mi? Bunun için yardımcı olursanız sevinirim. Evet, babaanne oruç tutamıyor. Şimdi torunu soruyor hocam. Babaannemden ben zekat alabilir miyim? Hadi tamam bana veremiyorsa acaba eşime verebilir mi diye soruyor. Eşine verebilir. Torununa veremez ama torunun eşine verebilir. Eşi de dilediği gibi kullanır. Teşekkür ediyoruz. Bir video sorumuz daha var. Görelim. Selamün aleyküm hocam. Size bir sorumuz olacaktı. Geçtiğimiz aylarda babamızı kaybettik. Babama mezar taşı yaptırmayı düşünüyoruz. Mermerciyle görüştük. Sözümüzü de çok araştırdık hocam. Mezar taşına yazı yazdırmak doğru mudur? Birinci sorumuz bu. Tamam. Sözümüzü de söyleyeyim hocam. Söyleyin. Sırf dünya için mi yaratıldınız ki bütün vaktinizi ona harcarsınız? Hocam biz bunu mermerciye söyledik. İsminin yazdığı bölüme yazacaktı ama unutmuş. Diyor ki ayak taşının mezarına yazayım bu sözü diyor. Ayak taşının mezarına yazı yazdırmak doğru mudur hocam? Yoksa ön bölümün arka tarafına mı yazdıralım yoksa hiç mi yazdırmayalım hocam? Teşekkür ediyoruz. Hocam bu soruları genelleyelim o halde biz de soralım. Mezar taşına sırf dünya için mi yaratıldınız ki vaktinizi ona harcıyorsunuz sözünü yazmak istiyorlarmış vefat eden kişinin mezar taşına. Biz de buradan yola çıkarak soralım. Mezar taşına ayet yazılır mı, hadis yazılır mı, şiir yazılır mı, fotoğraf eklenir mi? Tüm bunlar için sözü size bırakıyoruz. Buyurun hocam. Muhsin Bey, mezar taşına fotoğraf eklenmemeli, şiirler yazılmamalı, ayet, hadis hiç yazılmamalı. Hanımefendinin söylediği cümle gayet güzel bir cümle ama onu da yazmamalı. Ne baş tarafına ne ayak tarafına. Yapacağımız şey nedir? Mezar taşına müteveffanın sadece adını soyadını yazarız o kadar. Başka yok. Evet. Teşekkür ediyoruz. Telefonumuz hazır. İzleyicimiz soru soracak size hocam. Bakalım ne soracak. Hoş geldiniz yayınımıza. Az sonra Instagram sorularına geçeceğiz. Instagram'dan da mesajlarınızı yazabilirsiniz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar, güzel bir gün olsun. Rize, selam ediyoruz Rize'ye, buyurun. Selamun aleyküm hocam. Ve aleyküm selam, buyurun. Şimdi aleyküm ben katilini de hatırlamıyorum da çocuk eşim zorla aldırdı. Ondan sonra ben o akşam çok kabus gördüm. Mesela batıklığın içine sapladılar, indirdiler. Ben kendi isteğimle yapmadım. Eşim zorladı beni. Benim günahım da var mı? Çok böyle her zaman şey oluyorum ben, huzursuz oluyorum. Ondan sonra... Eşiniz neden istemedi çocuğu? İstemiyorum dedi, bilmiyorum.
Ondan sonra ben de hastaneye gittim. Hastane perdeyi çektim. Kaçmak istedim ama demirlikler var idi. Kaçamadım. Evet. Bir daha sorun var. Babam 6 ay önce vefat etti. Babam rüyamda sürekli görüyorum. Ablama 3 emanet verdim diyor. Yerine getirsin diyor. Ondan sonra 12 yıl oldu beni eşimle ayrıldı. Bir arada geçen sene barışmak istedik. Hep kaynanam sürekli büyü yapıyor. Kim büyü yapıyor? Için. Kayınvalide mi büyü yapıyor? Evet, kaynanam yapıyor. Ne büyüsü yapıyor? Ne büyüsü yapıyor? Eşimle bir türlü barışmak istiyoruz. Bizim 3 çocuğumuz var. Ben yine eşimi istiyorum. Ama bir türlü eşim mesela gelip bir ay bende kaldı barışmak için. Sonra yine caydı. Sürekli mesela çok iyi bir insan idi ama bu sürekli büyü yapılıyor. Ben görüyorum. Ondan sonra ne yapıyor de, mesela büyü olarak ne yapıyor? Ne görüyorsunuz? Yani uzaklaştırmak için benim çocuklarımdan, benden bir türlü bana dönüş sağlayamıyor benim eşim. Evet. Ondan sonra ben çok istiyorum. Her gün Allah'a yalvarıyorum, dua ediyorum. Eşimi doğru yola göndersin diye. Benim eşim sürekli kadınlar ile, farklı farklı kadınlar ile dolaşıyor. Çok üzülüyorum yani. Her gün dua ediyorum. Rabbim onu doğru yola götürsün Beyda. İstiyorum her zaman. Evet. Bir de bu var. Ben de o kadar zor durumdayım ki bazen Mufti hocalara da söyledim. Çocuklarıma az önce de dinledim. Sürekli dinliyorum. Bu fitre parası bazı hocalar diyor verebilir diyor. Çünkü diyor mağdursun diyor. 3 çocuğa bakıyorum. Şu anda bile işsiziz çocuklarımla beraber. Ondan sonra verebilir diyor. Ama bizim hocam az önce de dinledim veremez torunlarına diyor. Evet evet. Yani bazı hocalar siz mi duydunuz yoksa öyle evet, diyorlar mı? Evet Muftu hocam. Muftu hocalar söylüyor bunu. Peki hocamıza soralım tekrar. Yani hocamız çok net bir şekilde ifade etti ama tekrar hocamıza sözü bırakalım. Ben şunu öğreneceğim. Biraz evvel dediniz evet. ki babam vefat etti fakat rüyama girip bana diyor ki ablana 3 evet. emanet verdim o emanetleri yerine getirsin diyor dediniz. Evet. Böyle bir evet. şey var mı gerçekte? Babanız vefatından önce emanet vermiş mi ablanıza? Yok vermedi 3 emanet ona verdim diyor. Artık ne olduğunu ben daha çözemiyorum. Ablanıza sordunuz mu peki? Ablama sormadım. Sadece babam böyle söyledi o zaman. Evet. 3 emanet verdim. Araba alsın diyor. Peki hocamıza sözü bırakalım. Teşekkür ediyoruz. Rize'ye selam ediyoruz. Hocam buyurun. Muhsin Bey rüya ile amel edilmez. Yani babam rüyamda şöyle söyledi diye ona ablama sorayım. Ablam belki rahatsız olacak filan. Hiç yani rüya ile amel edilmez. O işi öyle bırakalım. Ama o çocuğu aldırma meselesi tabii azmettiren maalesef kocası. Eşidir. Hanımefendi ne derece karşı koyabilirdi? Artık onun sorumluluğu o derecesiyle ilgilidir. Hanımefendiye düşen şey şimdi Rabbimizden af dilemesidir. İstiğfar etmesidir. Yapılacak başka bir şey yoktur. Ama tekrar yuvayı derelim diye düşünüyor. Kayınvalidemin büyü yapması dolayısıyla bir türlü bir araya gelemiyoruz. Ne çok büyü yapamıyor. Devreye hiç aklı başında adam yok mudur? Aklı başında insan yok mudur? Devreye onlar girmeli. Rabbimiz ne buyuruyor? Ve in khiftum şikaka beynihima. Eğer gelinle güveyin arasının açılmasından çekinirseniz seyirci kalmayın. Feb'asû hakemen min ehlihi ve hakemen min ehliha. Hanım tarafından aklı başında bir adam, bey tarafından da aklı başında bir adam. İn yürüyde ıslahan yuvfikillahü beynehuma. Onlar durumu düzeltmek isterlerse Allah onları başarıya ulaştırır. Böyle bir ailenin arası açılıyor. Hazreti Ömer Efendimiz İki kişiyi görevlendiriyor. Bu ailenin arası açılmış, gidin düzeltin de gelin. Onlar da gidiyorlar, geliyorlar. Efendim bu iş olmaz. Affedersiniz argo tabiriyle söyleyeyim. İnek almıyor, dana emmiyor. Bu iş olmaz efendim.
Hazreti Ömer celallanıyor. Allah doğru söylüyor, siz yalan söylüyorsunuz. Gidin durumu düzeltin de gelin diyor. Yani Müslümanlar bu işe seyirci kalmamalı diyor. Yani rızkın kesilmesine, ömrün azalmasına, cehennemde sürekli kalışa sebep olur zina. Yani helal yolu bıraktığı için haramla tatmin yolunu arıyor bey. Yanlış yerlerde, çıkmaz sokaklarda dolaşıyor. Onun o yanlış yolda dolaşması bitmeli. Bu hanımefendi böyle çile çekiyor. Bakın 3 tane yavru var. Yani baba sağ, evlat öksüz. Böyle olmamalı ya. Peki, evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Biraz da Instagram'dan gelen mesajlara, sorulara bakalım. Hemen bu sorudan sonra da ikinci şifreyi paylaşacağız. Kalem kağıtlar hazır olsun. Ali Bey'in Instagram'dan bir sorusu var. İyi yayınlar hocama, bir sorum olacak. Yatsı namazımı kılarken farzında bazen ağlamaya başlıyorum. Sebepsiz yere hıçkıra hıçkıra ağlıyorum. Beytullah gözümün önüne geliyor. Acaba bu neden oluyor? Özellikle yatsı namazı kılarken hocam ağlamaya başladığını söylüyor izleyicimiz. Hıçkıra hıçkıra ağlıyorum diyor. Neden ağlıyor bunu soruyor. Bir de bu ağlama acaba namazına ya da abdestine zarar verir mi? Muhsin Bey, eğer ebedi hayatı düşünerek, hesabı, mahkemeyi, mizanı düşünerek ağlarsak bu ağlamanın abdestimize, namazımıza zararı olmaz. Dünyevi maksatlarla ağlarsak namazımıza zarar verir. Ama bu beyefendinin ki ne uhrevi ne dünyevi bir maksatla değil, elinde olmayan bir sebeple, bunun adına psikolojik bir hal diyeceğiz. Önce tedavi, yani bir psikiyatriste, yani fizik bünyemizin herhangi bir yerinde bir rahatsızlık olursa ilgili hekime gittiğimiz gibi, bu da bir ruhi rahatsızlıktır. Yani bakın ne ahiret için ağlıyor ne dünya için ağlıyor. Evet. Elinde olmayan bir sebeple bir hışkırık başlıyor. Ve bu demek ki sebepsiz yere ağlamak ruhi bir rahatsızlığın ifadesidir, işaretidir. O yüzden tedavi yoluna gitmeliyiz. Allah devletimize zeval vermesin. Bütün hastanelerimizde, psikiyatristlerimizde vardır. Hem de parasız olarak tedavi imkanları var. O yola gitmeliyiz. Yani Allah devası olmadık derdi göndermemiştir buyuruyor sevgili peygamberimiz. Tedavi olmalıyız, sağlığımızı korumalıyız. Evet, ama Allah'ın azametini, yüceliğini düşünerek ağlamanın da hocam herhalde, değil mi, bir sakıncası yok. Onu zaten belirttiniz. Onun namaza zararı yok. Zararı ne yok. Namaza ne oruca zararı yok. Zararı yok. Ama dünyevi amaçla ağlarsak abdestimize değil de namazımıza zararı olur. Teşekkür ediyoruz hocam. Fakat bu kardeşimizinki ne dünyevi ne uhrevi. O yüzden namazına zarar vermez, abdestine zarar vermez ama tedavi olunmalı. Teşekkür ediyoruz hocam. Kübra Hanım Instagram'dan sormuşlar. Diyor ki sevdiğim çocuğun maddi durumu kötü. Bizim maddi durumumuz iyi olduğu için ailem sürekli sen onda yapamazsın, evlenme diyorlar. Maddi durum evlilikte etkili midir? Lütfen hocamıza sorar mısınız? Tabii küfü meselesinde bu maddi durumda söz konusudur da, eğer delikanlının mehir vermeye gücü yetiyorsa problem yoktur. Bugün fakirdir ama yarın zengindir. İnkâne fakiren yûnihumullah. Onlar fakirseler Allah onları zenginleştirir. Rabbimiz böyle buyuruyor. O yüzden hani şu hadis-i şerifi zaman zaman okuyoruz. Tünkehul mer'etü li erba'in. Bir hanım 4 sebepten biri dolayısıyla alınır. Limaliha, zengin ailenin kızı olur ondan dolayı. Ama aile zengin olur da evin geçimi hanımın babası tarafından sağlanırsa kocanın otoritesi gider. Ona bir çarpı çektik. Peki meşhur bir ailenin kızı olur. Tamam, meşhur ailenin kızıdır da o şöhrete hiç de uygun olmayan bir tavır olabilir. Ona da bir çarpı. Peki son derece fiziki güzelliği olabilir. Ama bulut gölgesinden sebat beklenir mi? Şimdi bulutun gölgesi var ama biraz sonra gider. Şurada kar yağmış, 1 metre bahçemize duvar olmuş.
Ona güvenilir mi? Güneş yağar, kar erir, o duvar olmaktan çıkar. Yüz güzelliği de bugün vardır, yarın yoktur. Yani neyi tercih edelim? Siz ahlaklı olanı tercih edin. Elin bereketle, evin huzurla dolar. Sevgili Peygamberimiz böyle buyuruyor. Yani değer hükmümüz bu ölçümüz olmalı. Asıl buna değer vermeliyiz. Bu hem hanım için hem de erkek için geçerlidir. Yani onun parası yoktur. Benim hayatımda gördüğüm fakirken delikanlı damat olmuştur ama bilahare zengin kayınpederin servetini geçmiştir o damadın zenginliği. Evet efendim. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. İkinci şifreyi paylaşalım, sonra devam edelim. Evet, bugün inşallah bir kalemli Kur'an-ı Kerim hediyemiz olacak. Bir sandukalı Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Hocamızın Hatıralarım kitabını bir izleyicimize hediye edeceğiz. Aynı zamanda da izleyicimizin bize yolladığı bu el emeği göz nuru seccadelerden de ilave edeceğiz. Ve hatıra olarak da sizlere yollayacağız. Toplamda bugün 3 hediyemiz var. Bunlar için de 3 şifre veriyoruz. İkinci şifre şimdi ekrana geliyor. Lütfen not alalım. Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi daha. Er-Rakib. Ya Allah Celle Celaluhu. Bütün varlık üzerinde gözcü, bütün işler murakabesi altında. Bizim de nefis ve şeytan gibi düşmanımız vardır. Öyleyse bizim murakabemiz altında olmalı onlar. Er-Rakib, Rabbimizin güzel isimlerinden biri. Son bir şifre kaldı. Biraz sonra paylaşırım ama öncesinde bir WhatsApp video sorumuz var. Görelim. Hocam hayırlı sabahlar. Benim size birkaç sorum olacaktı. Benim yaklaşık 2,5 yıl bir ilişkim vardı. Ve benim ailem biliyordu. Karşı tarafın da ailesi biliyordu. Askerden gidip geldi. Başka biriyle nişanlandığını duydum. Ve ben başkasından bana demedi. Şimdi şöyle dua ediyorum. Kalpleri birbirine ısındıran yalnızca Allah'tır. İkisinin kalbini hiçbir zaman ısıtmasın. Her zaman bir soğukluk olsun. Ve onun kalbi sadece benim için ısınsın, bana karşı ısınsın. Sizce bu duayı etmem günah mıdır? Bir de şu şekilde dua ediyorum. Allah'ım hayırlı değilse bile, yani hayırlıysa zaten nasibim olacak. Hayırlı değilse şayet, senden başka onu hayırlıya çevirecek yok. Onu sen hayırlıya çevir ya Rabbim diye dua ediyorum. Sizce bunun hükmü veya günahı var mı? Evet. Hocam bedduası şöyle, yani dua mı beddua mı onu size bırakacağım ama başkasıyla nişanlanan erkek arkadaşım şöyle dua ediyorum diyor. Kalpleri birbirine ısındıran sadece Allah'tır. İkisinin kalbini hiçbir zaman birbirine ısıtma. Her zaman aralarında bir soğukluk olsun. Onun kalbi sadece benim için ısınsın şeklinde dua ediyorum diyor. Bu dua mı beddua mı hocam? Bu bedduadır Muhsin Bey. Yani şimdi bakın uzun süre hanım kızımızla bu delikanlı sanki evleneceklermiş gibi birbirlerine vaatleri varmış gibi davranmışlar. Ondan sonra delikanlı bırakmış gitmiş bir başkasıyla nişanlanmış. Bence kızımız demeli ki sen bıraktıysan ben dünden bıraktım. Hadi yolun açık olsun. Yani kalpleri ısınmasın, gel böyle demeyelim. Yani biz böyle derken yanımızda bulunan melek, veleke bi misli zalik, aynısını Allah sana versin. Yani madem o delikanlı öyle karar verdi, gitti, güle güle gitsin ve mutlu olsun, mesut olsun. Benimle birleşmediğinde herhalde hayır vardır. Asa en tekrehu şeyen fehu hayrun lekum. Hoşunuza gitmeyen nice şey var ki sizin hayırlınıza. Deme şun için şöyle, yerincedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Yani bizi güvendirdi ama ondan sonra başkasına gitti. Demek ki bizi aldatmış, güle güle gitsin demek dururken onlar mutlu olmasın, kalpleri ısınmasın. Böyle dua etmemiz doğru değil. Doğru değil. Teşekkür ediyoruz. Bir telefonumuz var. Telefondan sonra son şifreyi paylaşalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar. Güzel bir gün olsun inşallah. Buyurun efendim. Bu kez izleyicimiz nereden arıyor?
Hatay'dan izleyicimiz. Buyurun. Yayındasınız şu anda. Abbas Bey. Efendim. Yayındasınız. Buyurun hocam, duyuyor sizi. Şimdi ben şöyle bir sorum var da. Buyurun. 96 yaşında annem vardı. Mesela bu oruç tutmak istiyor. Oruç tuttuğunda rahatsız oluyor. Biz de buna oruç tutma deyin ısrar edecek ama bunda ne zararımız olur onu şey yapacaktım. 96 yaşında anneniz oruç tutmak istiyor. Şu an anneniz izliyor mu? Öncelikle annenizin, validenizin ellerinden öpüyorum. Selam ediyorum izliyorsa. Allah razı olsun. 96 yaşındaki annemizin ellerinden öpüyoruz. Hocam diyor ki izleyicimiz, annem oruç tutmak istiyor. Yaşı bir hayli ileri, rahatsızlıkları var. Sağlığından dolayı ben tutmasını istemiyorum. Acaba istemediğim için ben günaha girer miyim diye soruyor. Teşekkür ediyoruz izleyicimize. Yani muhterem kardeşimiz tabii haklı olarak annesi oldukça yaşlı, hastalıkları var. Oruç tutunca rahatsız olacağını düşünüyor. Evet. O yüzden anne oruç tutma diyor. Anne de keşke oruç tutmasa daha iyi olur. Ama o anneyi de kırmamalı. Anneyi de güzel ikna edebiliyorsak hala kolay değildir. Elbette. Kolay değildir. Yani bugüne kadar bu mübarek hanım oruç tutmuştur. Şimdi tutmaması gerekiyor ama bir türlü gönlüne onu kabullendiremiyordur. Ben nasıl oruç tutmam, öyle düşünüyor. Fakat ikna edilebilirse, senin oruç tutmaman da oruç tutman kadar sevaptır. Önce sağlık esastır. Sağlığımız müsaitse oruç tutacağız. Müsait değilse tutmayacağız. Yani kırmadan ikna edebilirsek daha iyi. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet. Son şifreyi de paylaşalım hediyelerimiz için. Sonra hocamızdan bugün yine dua tavsiyeleri rica edeceğiz. Hangi konularda, hangi dua tavsiyelerinde bulunacaklar merak ediyoruz. Ama öncesinde son şifremizi hediyeler için ekrana getirelim. Evet, Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi daha. Üçüncü ve son şifre. El Vedud, Ya Allah Celle Celaluhu. El Vedud, iyi kullarını seven, onları rahmet ve rızasına erdiren, sevilmeye layık olan, dostluğu kazanılmaya layık olan yegane sevgili, biricik sevgili El-Vedud. Aman ya Rabbi, El-Vedud Rabbimizin güzel isimlerinden biri. Evet, 3 şifreyi de paylaştık. Aldıysanız hatlarımız 0212 alan koduyla 304-04, 300-06-06. Hattımızı düşüren ilk 3 izleyicimize inşallah bu hediyeleri hatıra olarak adreslerine yollayacağız diyelim. Ve bugünkü dua tavsiyeleri için sözü hocamıza bırakalım. Buyurun hocam, hangi dua tavsiyeleriniz var bugün? Efendim, Hazreti Ali Efendimiz soruyor sevgili peygamberimize, tehlikeli bir durum söz konusu olursa nasıl dua edelim? Sevgili peygamberimiz şu duayı öğretiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ya Ali böyle de diye öğretiyor. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan, esirgeyen, bağışlayan Mevla'nın adıyla. Ya Rab, güç, kuvvet ancak sendendir yüce Rabbim. Evet. Demek ki tehlikeli durumların bertaraf olmasına vesile olacak bir dua. Sevgili Peygamberimiz bunu öğretiyor Hazreti Ali Efendimiz'e. Başka hocam dua tavsiyeniz vesvese var mı? Vesvese konusunda da. Başka buyurun. Da efendim vesvese konusunda da amennâ billâhi ve rusulih. Allah'a ve elçilerine iman ettim. İman ettik. Amennâ billâhi ve rasûlih. Allah'a ve elçilerine iman ettik. Vesile vesveseden kurtulmak için. Huvel evvelu vel âhiru vel zâhiru vel bâtın ve huve bi kulli şeyin alîm. O Allah evveldir, âhirdir. Yani ezelidir, ebedidir. Yani zamanı da mekanı da yaratan O'dur. Ezeli, ebedi, zahirdir, batındır. Hem apaçık hem son derece gizli.
Yani her yerde, her şeyde onun kudretini görüyoruz. Ama gizlidir de. Hem açık hem gizli. Hem ezeli hem ebedi. Ve huve bi kulli şeyin alim. O her şeyi bilmektedir. Bu mübarek ayeti okumamız tavsiye ediliyor. Teşekkür ediyoruz hocam. Vesvese sıkıntısından, hastalığından korunmak için. Hocamızın bugün iki dua tavsiyesi oldu sevgili izleyenler. İlki tehlikeli bir duruma karşı okunacak dua. Peygamber Efendimizin bize öğrettiği duayı tavsiye etti hocamız. Ekran görüntüsü almak isteyenler için bir kez daha ekranlara gelecek. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, yüce ve büyük olan Allah'ın gücünden başka hiçbir kuvvet, güç ve kuvvet yoktur. Evet, herhangi bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığımızda hocamızın okumamızı tavsiye ettiği dua bu. Bir diğeri de vesveseyle ilgili sorular geliyor. Çok sık geliyor. Namazda, abdestte vesvese hallerinden nasıl kurtuluruz diye. Vesveseye karşı hocamızın dua tavsiyesi. Amenna billahi ve resulihi. Allah'a ve peygamberlerine iman ve resulihi, evet. Evet. Allah'a ve peygamberlerine iman ettik. Hocam okunması, ezberlemesi de kolay dualar. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hocam. Tabii efendim. Sağ olun efendim. Evet, şifrelerimizi alanlardan birisini yayına bağlayacağız. Hattımızı ilk düşüreni yayına bağlayacağız. Ulaşmış mı bize? Maşallah ne güzel. Hoş geldiniz. Büşra Hanım Erzurum'dan düşürmüş. Büşra Hanım. Evet, hoş bulduk Muhsin Bey. Nasılsınız? İyi, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Erzurum'a selam ediyoruz. İzliyorsunuz Cuma Cumartesi. Evet, izliyoruz. Tamam, şifreleri aldınız. Evet, aldık. Nedir şifrelerimiz? El Bari. Evet. El Rakip. Evet. El Vedid. Tebrik ediyoruz. Hediyenize inşallah adresinize yollayacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. İkinci düşüren kim bakalım? Hattımızı ikinci düşüren izleyicimiz kim oldu? Neriman Sinanoğlu İstanbul'dan hattımızı ikinci olarak düşürmüşler. Tebrikler. Hediyenizi adresinize yollayacağız. Ve hattımızı son düşüren izleyicimiz kim? Üçüncü düşüren izleyicimiz Merve Polat Sivas'tan hattımızı düşürmüşler, Sivas'tan aramışlar. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. İnşallah hediyelerinizi adreslerinize yollayacağız sevgili izleyenler. Vaktimiz var mı? Varsa bir soru daha hocama sormak isterim. Varsa var. Hocam Instagram'dan bir izleyicimizin sorusu var. Duadan önce bu soruyu da sormuş olalım. Evet. İsminin okunmasını istemiyor izleyicimiz. Diyor ki namaz neden 5 vakittir? Bu vakitlerin hikmeti ve sırrı nedir? Bir de namaz kılmak kısmet meselesi midir yoksa insanın iradesiyle ilgili bir şey midir? Yani namaz kılmamak benim kaderimdeyse ben ne yapacağım demek istiyor esasen. Buyurun hocam. Namaz kılmamak kaderimde diye bir şey olmaz. Şöyle düşünmeli. Rabbim beni huzuruna kabul etmiyor mu acaba? Ben niye Rabbimin huzuruna varmıyorum? En çok namaz emrinin geçtiğini görüyoruz Kur'an'da. Bütün emirler melek aracılığıyla gelirken namaz doğrudan doğruya sevgili Peygamberimiz Rabbimizden arşın altındaki hazinelerden almıştır. Namaz müminin miracıdır. Yani onunla ruh banyosudur. Namaz ruh banyosudur. Onunla mutlu olurum. Onunla huzura ererim. Niçin 5 vakit? Bakın sabahleyin bir doğuşu temsil ediyor. Kuşluk vakti gençliği, öğlen vakti olgunluğu, ikindi vakti ihtiyarlığı, akşam vakti ölümü, yatsı vakti ölüm ötesini. Bunları hatırlatıyor bana. Ve o yüzden bakın secde 2 defa. Rabbim şeytan senin emrine uymadı. Ben tekrar tekrar senin emrine uyarım. Secdeye 2 defa gidiyoruz. Yani bununla huzur bulacağız, mutlu olacağız. Miraç serapa. Nur olur gönlüm anarken ben o miracı. Beyan etmek değil hatta tasavvurlar kimin harcı? En büyük mutluluğu sevgili Peygamberimiz Miraç'ta yaşamış. Ümmetine de Miraç olarak namazı getirmiştir. Yani benim kaderimde namaz kılmamak
varsa yoktur diye. Hani bak, ricalun la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah. Allah'ın nice has kulları var ki ticaretleri, alavereleri, onları namaz kılmaktan, zekat vermekten, Allah'ı anmaktan alıkoyamaz. Niçin alıkoyamaz? Çünkü tetekallebü fihil, o bir gün olup gözlerin, gönüllerin yerinden oynayacağı günden korkarlar. Hesabı düşünürler. Evet. Mahkemeyi düşünürler. İlk hesap namazdan olacaktır. Evet. Evet efendim. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir video sorumuz var. Görelim. Hocam merhabalar. Ben eşimin çok büyük günahlar işlediğini öğrendim. Bu yüzden eşim şu an cezaevinde. Eşime çok beddua ederdim. Eşim cezaevine girmeden önce de ona bir hatan olursa, bir daha böyle bir şeyler yaparsan gibisinden seni boşarım diye yemin ettim. Fakat yapamadım. Yeminin kefareti nedir? Beddua ettiğim günahı nedir? Beni aydınlatırsanız sevinirim. Evet. Buyurun hocam. Eşinin bedduaya değil, duaya ihtiyacı vardır. Yani altın yere düşmekle sakıt olmaz kadri kıymetten denilir ya. Yani cezaevine düşülmez diye. Yusuf peygamber de cezaevine düşmüş. Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhisselam da Şöbe Ebi Talip'te 3 sene hapis hayatı yaşamıştır. O yüzden gel muhterem eşi için dua etmelidir. Beddua değil. Etmesin. Boşama yetkisi yoktu. O söz de boş sözdür. Yani kefareti de gerek yoktur ama her ihtimale karşı 10 fakiri doyurursa daha iyi olur. Yani ola ki boşama için mahkemeye müracaat edebilme yetkisi var. Etmemiştir. Bundan dolayı her ihtimale karşı 10 fakiri doyurursa, doyuramıyorsa 3 gün oruç tutar ve böylece af dilemiş olur. Evet. WhatsApp hattımıza gelen mesajlardan bir tanesi hocam, bir izleyicimiz soruyor. Dini nikahımda vekaleten başka birisi benim yerime evet dedi. Acaba bu nikah geçerli olur mu? Geçerli olur. Bir zamanlar öyleydi Muhsin Bey. Benim çocukluğum yahut da benim nişan evlenme dönemimde de hep böyleydi. Ama bakın şimdi nikah hayatın çok önemli bir dönüm noktasıdır. Orada yani hem gelin kız hem damat bir arada olsalar, yani bir hocaefendinin dilinden niçin evleniyoruz, evlenmenin amacı nedir, birbirimize karşı sorumluluğumuz nedir? Yani şimdi bakın müftülerimize de nikah kıyma yetkisi verildi. Bir müftünün dilinden hayatın bu dönüm noktasında vicahen yüz yüze gelin kız ve damat bunları dinlese çok iyi olur. Bir eski kültürümüzde böyleydi. Gelin kız damat asla ortada olmaz. Oğlum vekilin olayım mı? Ol. Kızım vekilin olayım mı? Ol. Kız neye vekalet verdi? Oğul neye vekalet verdi? Onu da bilmezler. Evet. Tabii bununla birlikte nikah sahih olmaz demek doğru değil. Nikah olur ama şimdiki dönemde yüz yüze olmasının daha isabetli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Çok soru kaldı ama inşallah haftaya cuma bu sorulara tekrar bakarız. Ekranlarınıza taşırız. WhatsApp hattımıza yolladığınız video sorulara bakıyoruz sevgili izleyenler. Hiç merak etmeyin. Eleştiriler var video sorularımız neden ekrana gelmiyor diye. Zaman yetmiyor, süre doluyor ve kalıyor. İnşallah önümüzdeki hafta cuma sohbetlerinde kaldığımız yerden devam ederiz. Video sorularınız sıraya alınıyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yine istifade ettik sohbetinizden. Çok güzel bilgiler öğrendik. İki tane de çok güzel dua öğrendik. Ama biz ayrılan sürenin de sonuna geldik. Haftaya cuma yeniden cuma sohbetlerinde görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, güzel bir hafta sonu ve bereketli bir hafta diliyoruz. Programımızı muhterem hocamızın duasıyla kapatıyoruz. Amin. Amin.
Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Erhamer Rahimin, Rabbül Aleminsin, Malikül Mülksün, Malikül Mülüksün, Mukallibül Kulubsun. Mülk senin elinde, gönüllerimiz senin elinde. Gönüllerimizi sevgi ve saygı duygularıyla meşbu eyle. Hanelerimize huzur, gönüllerimize sürur lütfeyle. Ya Erhamer Rahimin, güç yetmez, takat gelmez kulluk imtihanlarıyla bizi muahize etme. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Ehli İslam'ı aziz ve mansur, düşmanlarını zelil ve mahkur eyle. Ya Rab, Miraç'ta sevgili Peygamberimize öğrettiğin dua ile kapına geldik. Rabbena la tuahizna in nesina ev ahta'na. Rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezine min kablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqate lena bih. Vafu anna ve gfir lena ve erhamna. Ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Kimdiniyeken abdu ve iyiyeken esteyin. İttine suratul mustakim. Sıradellezine nebtaleyim. Gayrı mağzubaleyim ve rezalim.